Megastar Tarkan'ı Nişantaşı'nda dişçi çıkışı görüntülüyoruz. Tarkan Bey nasılsınız? Sizi görmüşken ne oldu? Geçen hafta yeni şarkısının çıkacağının müjdesini veren Tarkan, soruları yanıtsız bıraktı, aracına binerek uzaklaştı. Oktay Kaynarca ve Demet Özdemir başarılı magazin muhabiri Tolga Aslan'la Şeyda Yiğin çiftinin Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikahında şahitlik yaptılar. Teşekkür ediyorum. Nikah törenine Demet Özdemir ve Oktay Kaynarca dışında güzel oyuncular Gülsüm Ali ve Jessica May de katıldı. Nişantaşı'nda görüntülediğimiz yakışıklı oyuncu Serhat Teoman, projelerinin arka arkaya görücüye çıkmasının mutluluğunu yaşıyordu. Tiyatro devam, Cırcır Böcekler İlkler ve Biz oyunumuz devam ediyor. Artık sezonun sonuna geldik. Yarın galamız var. Hafta sonunda Karanlıktan Kaçış filmi vizyona giriyor. Şu an onlarla uğraşıyorum ben. Serhat Teoman'a yapmış olduğu nefret ettiğim bir kişiyle oynamam açıklamasını soruyoruz. Sektörde nefret ettiği meslektaşları kimler öğrenmeye çalışıyoruz. Yani o şeyle alakalı herhalde birazcık. Çok yetenekli arkadaşlarımız, abilerimiz vardır eminim yapıyorlardır. Ben beceremiyorum öyle söyleyeyim. Öyle olayda olmasın ama ben hani sevmediğim insanlarla... Yapmacıklık değil ama beraber çok mesai harcıyoruz. Yani bir film dediğiniz zaman 1,5-2 ayda çekiliyor. Yan yana dik dibe nefret ettiğim bir insanla bırak oynamayı aynı ortamda bulunmak istemiyorsun. Onun için bence zor oluyor yani onu söylemeye i̇şte çalıştım. İşte kim efendim peki nefret ettiğiniz kişi? Hiç yok. Hiç yok. Serhat Teoman kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Leyla Feray'la ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini söylerken evliliğe yeşil ışık yaktı. Çok da bir ilişkim var. 8 senelik, 9 senelik, 9. seneye gireceğiz. Onun için oralarda çok fazla cevaplar vermeyeyim. Ben mutluyum, huzurluyum, keyfim yerinde. Bakacağız, göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Kızılcık şerbetinin sönmezi Ali'ye uzun atağan, Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı. Merhabalar, nasılsınız efendim? Nasılsınız? Usta oyuncu dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başarısını değerlendirdi. Çok güzel bir işti. Yani inşallah devam da edecek sezona. Çok keyifliydi, ekip çok iyiydi, çok iyi anlaştık. Teknik ekip bile harikaydı. Hepimiz böyle kardeş, anne, çocuk falan olduk. Çok keyifli, işe yansıdı. Ali'ye uzun atağın, dizide kızını oynayan Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Genç o, iyileşir dinlenince. Oyunculukta böyle yorulmalar oluyor mu yani? Böyle, bu had safhada yani. Siz de bir hoca, hocasınız. İnsanın yapısına bağlı bir şey, ben yorulmuyorum. Usta oyuncu ayrıca dizi oyuncuları üzerinde kara bulutlar dolaşıyor yorumlarını da cevapladı. Yok canım, hayatın içinde yaşıyoruz. Evet. Her şey olabilir. İnsanız yani biz de. Sıla'nın da ehliyetini kaptırdı da oraya geleceğiz. O da böyle bir yansıdı falan. Yani üst üste gelince bir... Hayat, normal yolda yürüyen insanı da çevirseniz aynı şeylerin yaşıyor. Biz de insanız çocuklar yani. Biz de yaşayabiliriz her şey. Usta oyuncu sezon finali yapacak olan dizide yeni sezonda olmayacağı haberlerini de yalanladı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Devam ediyorsunuz. Evet. Diziye devam edeceksiniz efendim. Doğru evet, mudur? Evet. Yaklaşık 3 yıldır aşklarıyla gözde olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in evlenmeleri dört gözle beklenirken çiftin ayrıldığı iddiasıyla magazin gündemi sallandı. Ne var ki çiftten ayrılık söylentilerine jet hızıyla yanıt geldi. Sonra tatile gideceğiz. Yargı dizisinin final yapmasının ardından sevgililer tatile çıktı. Fondaysa Serdar Ortaç'ın Kara Kedi şarkısı çaldı. Kaan Yıldırım şarkıyla yetinmedi. Paylaşıma kara kedi emojisi ekleyerek ayrılık söylentilerine esprili bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım, otur yakınımıza. Rabia Soytürk yeni bir aşka yelken açtı. Mimar sevgilisi Samet Vuruşan'la birlikte ilk kez konserde ortaya çıktı. O anlardaysa sadece magazin hattı kayıttaydı. Beyefendini ilk de gördük. Evet. Kendisi de aracı aldı herhalde. Evet. Tanıyor mu tam? Bilmem. Kim? Samet Bey. Olabilir.
Utangaç aşıklardan Samet Vuruşan hızla konser alanına giderken Rabia Soytürk'e Harbiye'deki son buluşmamız hatırlatıldı. Esosan'la Harbiye'de röportaj yaptığımızda Sıla vardı. Evet. Bekar biz devam edeceğiz hayatımıza derken bugün yanınızda Samet Bey'le birlikte. Arkadaşlar bazen oluyor böyle yanlışlar. Yanlışlar derken o günkü yanlışlar, bugünkü doğrular. Olabiliyor. Olsun. Güzel olsun. Sıla Türkoğlu'nun geçtiğimiz hafta alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırdığı hatırlatılması üzerine ise Rabia Soytürk'ten yakın arkadaşına destek gecikmedi. Olur mu öyle şeyler arkadaşlar? Yani insanlık hali hepimizin oluyor. Tabii bizler bir tık daha göz önünde bulunduğumuz için hayatımızı bir tık daha göz önünde yaşıyoruz. Böyle şeylere maruz kalabiliyoruz. Olabilir. Sohbetimizin ardından aşıklar aynı araçla geceden ayrıldı. Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ilk kez görüntülendi. Usta sanatçı Erol Evgin'in Harbiye sahnesine Evrim Alasya konuk oldu. Birlikte bir ilkbahar sabahı şarkısında yaptıkları düetle müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Beş ay önce Nihan Ünsal'la olan evliliği sona eren 63 yaşındaki Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şaban'la Dünya Evi'ne gitti. Mutluluklarını mikrofonlarla paylaştı. Ya çok güzel bir 3 sene geçirdik biz Gizem'le birlikte. Ondan sonra da bunu taçlandırmaya karar verdik. Arkadaşlığımız aşka döndü ve bu gece de bunu taçlandıracağız. Çok Gizem Şaban'la dördüncü kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu, iş arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü paylaştı. Zaten tiyatroda, turnelerde, her yerde yanımdaydı. Çok cici bir arkadaşım, şimdi çok sevgili bir karım oldu. Geçirdiği Covid sebebiyle bir dönem solunum problemi yaşayan Burak Sergen, sağlık sorunlarını atlattığını paylaştı. Hiçbir problemimiz yok, çok şükür. Çifti mutlu günlerinde ünlü isimlerde yalnız bırakmadı. Hudutsuz Sevda dizisindeki yakın dostları Hüseyin Avni Danyal, Gülenay Kalkan, rol arkadaşı Burak Sevinç, Hayal Köseoğlu ve yapımcı Fatih Aksoy mutluluklarını paylaştı. Burak abimizi, dizideki babamı evlendiriyoruz. Evet. Çok güzel bir gece bizleri bekliyor diye umuyorum. Eğlenceli geçecek hepimiz için. Hazır sezonumuzu da bitirmişiz. Perşembe günü son bölümümüz de yayınlandı. Sezon finalimizi verdik. Artık eğlenelim biz de. Yorgunluğumuzu atalım. Çok seviyoruz kendisini. İnşallah mutluluklar diliyoruz. Dördüncü defa evleniyor Burak galiba. İyi bir şeydir. Bir kere evlenen hep evlenir. Ben Burak'ı çok severim. Ve inşallah bu evliliğinde de çok mutlu olur.